için adalet istiyoruz. Ata 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 için adalet katiline müebbet. Ata için adalet katiline müebbet. 11 Mayıs'tan itibaren süre gelen durum bugün artık bir noktaya geldi. Davanın ilk duruşması birazdan görülecek. Ben ilk önce şunu söylemek istiyorum basın mensupları arkadaşlardan. Öncelikle bu davaya gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı aile adına çok teşekkür ediyorum. Haberi yaparken olayın oluş anını vermemenizi rica ediyoruz. Aile çünkü hala daha o görüntüleri izlemedi. Bu konuda sizlerden hassasiyet rica ediyoruz. Onun dışında malumunuz katilin 18 yaşından küçük olduğuna dair iddialar var. Fakat hem suçun işleme tarzı, hem görüntüleri, hem bu işi planlayabilmesi, artı tanık ifadelerini dikkate aldığımızda bu katilin 18 yaşından küçük olduğunu iddiasındayız hala daha ve onunla ilgili savcılık safhasında bir talep tutulmuştur. İş tutuklu olduğu için bir an önce iddianamenin yazılması anlamında sizin Sayın Savcılık Makamı bunu değerlendirmedi. Mahkemeye bıraktık. Şimdi bu talebimizi ileleyeceğiz. O kadar ki mesela biz İstanbul'dan geldik aileyle. Önce memur arkadaşlar, polis memurları sağ olsun. Biraz erken geldik, kapıyı açtılar. Yani Kasim 18 yaşından küçük olduğuna hiç kimse inanmıyor. Dolayısıyla biz ceza kanunundaki yaş indiriminden faydalanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dışında bu tarz eylemleri yapan failler genelde haksız tahrikte toplamak ister. Sürekli denk geldiğimiz bir durum. Burada öyle bir durum da yok. Görüntüleri dikkatle incelediğinizde bizim çocuğumuzun herhangi bir dahli yok. Yani doğrudan öldürmek kastıyla arabanın arkasından ona karşı hareket eden bir şahıs söz konusu. Daha birinci saniyeden sol eliyle bu çocuğun boynunu tutuyor. Bir iki saniye sonra da zaten icraî hareketlere başlıyor. Hepinizin de bildiği gibi onu mermi gibi yetiştiren babası da şu an Azmet Finans Parti'de yargılanıyor. Biz bu davadan, bu davanın bir milat bulacağını, bu tarz can davaları da Sayın Mahkeme'nin önüne tarihi bir fırsat geldiğini düşünüyoruz. Umarım hepimizin vicdanını rahatlatan bir karar çıkacak. Tabii bugün için böyle bir beklentide yargılama sürecinde bizleri birazcık soğutacak bir karar çıkacağına inanmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Herkese merhaba. Ben Mesut Çekik Kurye Hakları Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda burada Emekçi Motokuryeler Derneği, Motokuryeli İşçiler Derneği, Bursa Motosikletli Kuryeler Derneği ve Ankara Kurye Esnaf Odası'ndan arkadaşlarımız var. Biz bugün buraya Ata Emre kardeşimiz için geldik. Ata Emre kardeşimiz ne ilk ne de son olacak. Biz bunu biliyoruz. Çok acılıyız. Ailenin acısını yürekten paylaşıyoruz. Tekrardan buradan başsağlığı diliyoruz. Ata Emre karanlık bir sokakta bir cani tarafından katledildi. Çalışırken katledildi, siparişini teslim ederken katledildi. Ailesi onun görüntülerini izlemeye dayanamadı, biz de dayanamadık. O yüzden burada konuşurken gerçekten çok zorlanıyorum. Çünkü bugün aynı zamanda Ankara'da Samet Özgül davası görülüyor. O da üniversiteli arkadaşımızdı, Trendyol kuryesiydi. 2 yıl önce 3 trafik magandası tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü ve ailesi 2 yıldır adalet arıyor. Ve biz de bugün Ata Emre'nin adaletini burada aramaya
geldi. Bu bizim ilk duruşmamız. Ama ata bizim ilk kaybımız değil. 2022'de en az 58 arkadaşımızı kaybettik biz. 2023'te en az 68. Şu anda 2024'ün ilk 6 ayında 30 arkadaşımızı kaybettik. Biz her gün ölüyoruz. Burada dövizlerimizde yazıyor. Biz tehlikeli meslek yapıyoruz ama henüz çok tehlikeli meslekler arasında değiliz. Trafikte bize birisi vurursa, Yunus Emre Göçer davasında gördük, birkaç ay hapis bile yapmadan çıkanlar var. Biz ne söyleyelim? Yani bizim canımıza 27.300 TL fiyatla biçildi. Katillerimiz 3 ay içerisinde, 5 ay içerisinde salındı. 6 ayrı suç kaydı olan birisi ata kardeşimizi öldürebiliyor. Bu dava sadece Akman ailesinin davası değildir. Bu dava sadece kuryelerin davası değildir. Bu dava bütün Balıkesir'in, bütün Türkiye'nin davasıdır. Aileler gerçekten yasını tutmadan adalet aramak zorunda kalıyor bu ülkeden. Buradan bütün basın mensuplarına ricamız şudur. Ailenin çığlığını yetkililere duyursunlar. Lütfen duyurun. Artık biz ölmek istemiyoruz. Öldürüldüğümüzde de katillerin çok az cezalar alarak, elini kolunu sallayarak hapisten çıkmasını istemiyoruz. Buradaki mahkeme heyeti de lütfen elini vicdanına koysun. Biz motokuryeyiz. Her gün ilaç taşıyoruz, yiyecek taşıyoruz. Hepinizin kapısını çalıyoruz. Ve biz bugün adaletin kapısını çalıyoruz. Adalet istiyoruz. Ata için adalet istiyoruz. Bütün motokuryeler için adalet istiyoruz. Artık çalışırken ölmek istemiyoruz. Teşekkür ederim.